Herkese selamlar dostlar. 12 ve 13 Nisan iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir ekranla başladık videomuza. Cumartesi ve pazar günü sizlere YouTube'da önermiş olduğum iki kombine de başarılı oldu. Çok güzel mesajlar aldım. Ciddi anlamda yani 2,5 yıldır zaten video çekiyorum. Son bir yılın en çok mesaj aldığım Cuma hafta sonu olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunlara geçtim zaten idealleri. Yüksek oranlı tercihlerimiz de inanılmazdı. Ondan dolayı kazanan kişi çok fazla. Mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Aynı şekilde serinin devam etmesi dileğiyle cumartesi maçlarımız Beşiktaş'ın atacağı 2 gol. Nürnberg maçı KG var 2-13. Pazardanın oranı 2 oran. City maçı KG var. Freiburg dedim ki size imza maçım dedim. 0-2 çifte şans ve maç sonu 2'yi de zaten sizlere önerdim. Bir de şöyle bir durum var. Bazen videolarda diyorsunuz, hemen ondan bahsedeyim. Katıl grubunda kazanıyorsun, şeyde kazandırmıyorsun, şeyde YouTube'da verdiğini kazandırmıyor. Baylar böyle bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum. Benim YouTube'daki kuponum genellikle olarak katıl ana Telegram grubunun ana kuponudur. Bunu her zaman söylüyorum. Hatta pazarın raporu gelsin. Bakın pazarın kupon odasından ben size bir görüntü göstereyim şu an ekrandaki. Bakın YouTube kombinesini her zaman en başa yazıyorum. Görüyor musunuz? Zaten KG varın yazdım. Çifte şansı. YouTube kombinesi kazandı mı? Kazandı. Ekstradan bir de katıl ekstra kuponu verdim katıla. Tabi bizi destekleyen kişilerin ayrıcalığı olmak zorunda. Bunu her zaman söylüyorum. Katıl ekstra kuponumun Adana Demir galibiyeti Feyenoord maçının üstüydü. Başarılı oldu zaten. Erken seanslı çok güzel kazandırdı. Geçtim. Bir de katıl ekstra 17 oranlı bir kupon yaptım. Manchester City Liverpool maçı maç sonu 0. Fenerbahçe maçına maç sonu 1. YouTube'dan anlattım. Leicester maçına da maç sonu 0. Toplam oran 17. 16.87. Crystal Palace bir gol daha atsaydı 17 oran cepteydi. City geldi maç sonu 0'ı, Fenerbahçe geldi. Crystal Palace'ın bir golüne 17 oran kaçtı. Fakat çok güzel kazançlar elde ettiğimizde belirteyim. Geçelim yüksek oran gelsin ekrana. Yüksek oranda inanılmaz. Show. Yüksek oran grubunda ilk mücadelemden şöyle Giresun alır 4.5 alt. Skor beklentimde 1-0'dı. Maçta şansımıza 1-0 bitti. Çok güzel bir orandan kazandım. Malatya'da zaten çarşı karışıktı. Sizlere de anlattım bu karşılaşmayı. Adana Demir'in handikapını verdim. Dün oranı 2.43'tü. Bugün sabah baktığımda 2.23 olarak yazdım ben. Başarılı oldu. Freiburg maçına maç sonu 2 olarak önerdim. Yüksek orandan 2.55'ten. Fenerbahçe maçına da bir Galatasaray taraftarı olarak duygusal yaklaşmadım. Maç sonu 1.4.5 alt yaptım. Güzel bir şekilde kazandı. Torino Milan mücadelesi 2-3 gol tercihi vardı. O devam ediyor olarak yazdım. Oynanıyordu. Geç saat maçıydı. O başarısız olduğunu da belirteyim. Geçtim. Skor kazananları ekrana gelsin. Arkadaşlar skor yarışması yapıyoruz bildiğiniz üzere hafta sonunda. Beşiktaş Alanya skor kazananı, skor kazanan yok. 4-1 skor yok. 4-2 var. 3-1 var. 4-1 skor kimse yazmamış. Skor bilen yok. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçının skor kazananları bir aile fazla. Yine iki kişiyi seçtim. Gökay Anka ismiyle Sait Karakılıç isimli arkadaşımız skoru kazanmıştır. Doğru skor tahmin etmiştir. Instagram'dan mesaj atarlarsa Katıl Telegram gruplarından dahil edelim. Bir de skor yarışması yapalım. Skor yarışmamız arkadaşlar yine iki kişiyi Katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. Skor yarışmasında Real Madrid Chelsea maçının maç skoru ne olur? Sizlere soruyorum. Güzel bir maç olacak. Chelsea'nin kaybedeceği bir şey yok. Burada güzel bir karşılaşma olacak. O yüzden ben burada sizin maç skoru yorumunuzu merak ediyorum. Değerlendirecek, yorum yapacak herkese bol şanslar. Bilen iki kişi yine Katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim. İsterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Bayern Münih Villarreal mücadelesi. Fakat ondan önce sizlerden bir ricam var. Bu ricam da yine aynı şekilde videoya çok güzel bir like seviyesi atmanızdır. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Artı 500 üzerinde bir like atarsanız sevinirim. Like atan elleriniz dert görmesin. Yorum yaparsanız da sevinirim. Maç skoru yarışması yaptık zaten. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi Bayern Münih Villarreal maçı. Gelelim. Bayern Münih evinde şov yapar mı? Akıllarda bir soru. Ben senaryolarıyla anlatacağım. İdeal tercihleri yüksek oranlı tercihleriyle aktarmaya çalışacağım. Şimdi benim tek bir bilgi vereceğim sizlere. Bakın bu bilgi altını çizin. Karalayın bak. Kağıdı çiziyorum şu an. Bu bilgiyi aldım altına. Önemli. Villarreal'in son maçı kendi evinde Atletico Bilbao maçıydı. Bu maçtan önce arasındaki maç. Kaç tane rotasyon yapmıştır? Ben size söyleyeyim kaç rotasyon yaptığını. 11. Tüm takımı rotasyona soktu Emery. İnanılmaz. Ben uzun zamandır görmedim böyle tüm takımı rotasyona sokan. Bakın bu nedir biliyor musun? Bu bu maçın isteğidir. İlk maçta biz burada Bayern Münih'i yendik. Deplasmanda ne kadar zeval verirsek işimize gelir. Biz burada 1-0 yenilirsek de uzatmaya götürelim ama biz burada gol yemeyeceğiz. Ben burada takımı 11 kişi dinlendiriyorum. Bu oyuncular da bu maçta çıkıp takır takır oynamak zorunda. Ben sizi dinlendirdim arkadaş. Çıkacaksınız, oynayacaksınız. 11 tane rotasyon yapmış adam. Kimseyi sürmemiş. Orada da puan kaybı yapmış. Puan kaybı yapmasını göze almış adam. Sadece bu maç için. Önemli. Bakın gerekirse Villarreal burada Atletico Madrid City maçında nasıl oynadı? 5-5, 0-0 şut. 0 şut. Dedi ki hatta geçelim, onu diğer maçta anlatırım. Yani öyle oynamaz. 5-5-0 oynamaz bu Villarreal takımı. Fakat Bayern Münih kalesine de gol atabilir. Onu da belirteyim. Çünkü Bayern Münih bu Nagelsmann eşeğe ne yaptı? Nagelsmann ne yaptı biliyor musun? Gitti Leipzig'te doldurdu. Kendi gelecek ya Bayern Münih maçına. Upamecano'yu aldı. Savitzer'i aldı. Adam zaten Upamecano bomba. Her maç ayağının altından top kaçırıyor. Geçen de bunun üzerinden gol yediler 2 maç önce Bundesliga'da. Velhasıl kelam benim sizlere idealim burada. Hatta ekrana gelerek göstereyim oranı. Bayern Münih 4 fark atamaz Villarreal takımına. 1.34 gibi en ideal tercihim budur. Yani baktım maç sonu 1.5 üst mü oynayacağım? Oynamam abi. Ben burada diyorum ki Villarreal'e güveniyorum. Bayern Münih'i kolay kolay karşıma almam. Villarreal burada 4 fark yemez. Hatta 3 fark da yemez oluyor bu. Onu da belirteyim. 3 fark yerse 5 oran geliyor. Ben burada en fazla Bayern Münih galip gelirse de 2 farklı galip gelir diye düşünüyorum. Öncelikle belirteyim. 1.34'ten bu benim idealimdir. Bayern Münih maçı alır mı? Tabii ki alabilir. Yüksek oran önerim de şu yönde. Ekrandan gitsin o görüntü. Yüksek oran önerim de şu şekilde. Madem maçı alacak böyle 1-0 alır belki 2-1 alır diye ben böyle bir skor bekliyorum. O yüzden 3.5 altında 1 yaparsanız 2-0-7 gibi orandan yüksek orandan bir sistem kuponlarına veya düşük misli kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diyerekten de geçeyim isterseniz. Gayet neşeli bir anlatım yaptım. Real Madrid Chelsea mücadelesi. Yine güzel bir maç. Şimdi ben kadro rotasyonlarına baktım. Kim ne kadar rotasyon yapmış, kim ne önemsiyor. Chelsea 6 attı galiba. 6-0'lık Southampton deplasmanı aldı. O maçta 5 tane rotasyon yapmış. 5 veya 6. 5 tane falan rotasyon yapmış. Almışım notlarıma. 5-6 yazmışım nedense. Rotasyon yapması bu maçı önemsemesindendir. Geçtim. Real Madrid tarafında yine bir rotasyon yapmış mı diye baktım. Tabi dinlendirilmiş. Real Madrid'de rotasyon yapmış. Aynı şekilde 5 ve 5-6 oyuncuda rotasyon. Kroos, Modric, Mendy gibi birçok ismi dinlendirmiş yani. Yeri olan kadroda, yedeklerde yeri olan oyuncuları ağırlıklı olarak dinlendirmiş. Junior oynamış, Benzema falan oynamış maçta. Onu da belirteyim. Şimdi geçtim. Bu maç, ilk maç 3-1 bitti. Burada ilk yarıdan yani çarşı karışması lazım. Yani 0-0 biterse ilk yarı Real Madrid zaten turu geçti gibi bir şey olur bir nevi. Chelsea'de burada biraz atak oynaması lazım. Risk alması gerekiyor. Risk alırsa Real Madrid kalesinde gol bulabilir mi? Bulabilir. Real Madrid sallayabilir tabii ki. Onu geçtim. Risk alan taraf Chelsea olacağı için bu maça öyle bir tercih, korner tercihim var da açılmamış şu an. Yüksek oran grubuna kalacak artık o tercih katıldaki. Her neyse burada ben her iki takımda birbirine gol atmasını bekliyorum kısaca. Chelsea risk alacak. Real Madrid kalesine pozisyonlara girmeye çalışacak. Gol bulması da muhtemeldir. Chelsea'nin golünü aldım. Geçtim Real Madrid'in de o Chelsea bastıracak ya arkaya Junior çıkacak. Benzema'ya bir kafa topu gelecek. Hop Benzema zaten çok formda. Son 10 yılın en formda sezonunu geçiriyor Benzema. Bu arada yaşı geçmiş olmasına rağmen gelmiş olmasına rağmen yani en büyük mü bilmiyorum ama çok büyük futbolcu Benzema. Belirteyim ben burada idealden bir KG var aldım. 1.49 gibi orandan. Yüksek orandan ne aldım? 2-1'lik bir Real Madrid alabilir diye düşünüyorum aynı şekilde. Bir tarafa gitmedim. 2-3 gol tercihi de sizlere 1.89 gibi orandan yüksek oranlı tercihimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. 13 Nisan'a geçelim. 13 Nisan'da da 2 tane mücadele var. İlk mücadelem Atletico Madrid ile Manchester City mücadelesi. Yine aynı şekilde yeni gününde gelen arkadaşlarımız videoya like atarsa sevinirim. Desteklerinizden dolayı teşekkürler. Şimdi Atletico Madrid ne yapar? Bu takım son 10 yılda hiçbir zaman 6-7 tane gol yemedi. 2 kere 4 yedi. Onda ikisinde de Barcelona'dan yedi diye hatırlıyorum. Az önce de benim kendi arkadaşlarım samimi oldu. Arkadaşlarımla konuşuyoruz futbol ekibiyle. Halı saha ekibi diyeyim. Onlarla istişare ettik. Ne yapar ne eder maç hakkında konuşurken ben bu maça bir ideal tercih yapmadım. Yani bir ideal tercih. En düşük ideal tercihim 1.85. 2 tane yine bir yüksek oran. 2 oran vereceğim bir de 1.85. Atletico Madrid önceki maçta 0 şut çekti. Kendi evinde ama 1-0 yenildi değil mi? Bu Simeone'nin aslında işine geldi. O Simeone ne yaptı? Ben en az hasarla burada çıkayım. Kendi evimde bir tane yaparsam eğer bir tane atarsam Manchester City bu golü çıkartamaz. diyerek düşündü. City Liverpool'la bir maç oynadı. Herhangi bir rotasyon yapmadı. Atletico Madrid yine Joao Felix falan birkaç tane isim dinlendirildi. Yine 4-5 tane rotasyon yaptı. İşte zaten Liverpool maçı oynadı. Liverpool maçı beraberliği bence güzel sonuç. Puan farkı 1. Hatasız bir şekilde ilerlemek isteyecektir. Maçları Liverpool'a göre daha kolay, şampiyonluk yoluna iyi bir şekilde ilerleyecektir. Geçtim. Atletico Madrid buradan ilk yarıda özellikle risk alacak. Riski ne zaman alacak? İlk 45 dakikadan sonra, yani birinci devrenin sonunda bir risk alabilir. Risk aldığı zaman da o mücadelede bence 2 golle kalır diye düşünüyorum. Atar yer veya 1-1 de bitebilir diye düşünüyorum. 1-1 gibi bir skor da çıkabilir. Gollerin de ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Öncelikle şu tercihi sunayım sizlere. 2-3 gol tercihi 1.85'ten benim sizlere sunabileceğim yüksek oranlı bir tercihtir. Az önce ne dedim ben? Atletico Madrid risk alacak fakat ikinci yarı. Ben ilk yarında 0-0 gibi bir skorla veya 1-1 de olursa işime gelir. Hiç problem değil. 2 orandan da sizlere yüksek orandan düşük misli kuponlarınıza ilk yarı 0'ı önereceğim. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Liverpool Benfica mücadelesi. Benfica arkadaşlar burada geldi şimdi Liverpool'un sağ ayağı. Şimdi ilk maç ne oldu? Liverpool hiç acımadan geçti. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Klopp burada Guardiola yendi mi? Yenemedi bildiğiniz üzere. 2-2 berabere bitti son mücadele. Şimdi ondan ziyade burada düşünülmesi gereken Liverpool'un artık, ya bir nevi zaten artık Klopp'un açıklamasını söyleyeyim ben size. Önümüzde 7 maç kaldı. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. City'nin puan kaybetmesini bekledi. Bir nevi bence Premier Lig şampiyonluğu hiç belli olmaz. Bence şeye gitti. Manchester City'ye gitti. Onlar da burada elinden geldiğince Şampiyonlar Ligi'ne asılmak isteyecektir. Onu da belirteyim. Burada ne olur? Ben şöyle düşünüyorum. Yine baskılı bir oyunla başlayan bir Liverpool. Ben maçı yüksek oranlı bir tercih yapmadım. Liverpool'un ben burada o maçı da kazanamadığı için ilk yarıdan bir başlayacak, güzel bir oyunla başlayacağını düşündüm. Liverpool'un ilk yarıdan gelecek galibiyetini öneririm. Zaten galip oranı 1.19'um ne? İlk yarı 1'in oranı 1.53 gibi bir oranı var. Önerim bu yönde sizlere, idealdir. Sadece tek ideal tercih. Benfica tabii risk alacaktır vesaire vesaire. Zaten ilk maçları da son 3-1 bitti bildiğiniz üzere, Liverpool'la aldı. Yani çok kasar mı bilmiyorum ama ilk yerden bir galip gelen takım Liverpool olursa işimize gelir. Çok da bulaşmak istemedim bir mücadele. Şunu belirteyim, bir kombin önerisi yapmadım. Fakat 4 tane maç anlattım sizlere. İdeal oranları yüksek oranlarıyla anlattım. 2-2 anlattım. İsteyenler bunların ideal kombine tercihlerini bir araya getirebilir. İsteyenler de yüksek oranlarından bir değerlendirme yapabilir. Benim anlattıklarım, senaryolarım, düşüncelerim bu şekilde. Kombin önerisini katıl Telegram gruplarımızdaki arkadaşlarımıza akşamdan veya sabah son haberlere baktıktan sonra, henüz bir oluşturmadım. Tam ne yaparız? Korner açılacak mı, açılmayacak mı? Onlara da bakacağım. O yüzden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Desteklerinizden dolayı da çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.